Evet sevgili oğlaklar, kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 13-19 Kasım arasında sevgili oğlakları neler bekliyor? Arkadaşlar klasik 3 tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım. Hadi bakalım ilk kartımızla başlayalım. Sevgili oğlaklar için arkalardan bir tane böyle zıban çekelim. Arkadaşlar tılsımların prensi, prensler ne demiştik? Normal şartlarda işte ailedeki çocuğu veya öğrenci arkadaşları ilişkide de kendinizden daha genç birisini temsil eder demiştik arkadaşlar. Tılsımların prensi de gayet tutkulu, arzulu ve çalışkan olacağımız bir dönemi sembolize eder. Ve aynı zamanda bu söylediklerim karşımızda tanışacağımız ilişki konusunda, ciddi ilişki konusunda veyahut herhangi bir iş konusunda konuşacağımız bir kişiyle alakalı bizden genç. Bu kişinin karakterini de yansıtır. Ayrıca bu söylediklerim koyu renk saç tonlarına ve koyu renk göz tonlarına sahip kişilerdir. Bu kişiler arkadaşlar çocuğumuz olarak da düşünürsek ciddi çocuktur. Yani şey dersiniz. Lan bu büyümüş de küçülmüş ya bildiğin yani. Ama bu dönem hakikaten gayet şöyle söyleyeyim. Ayrıyetten de yavaş karttır arkadaşlar. Bu döneme eğer bir şeyler yapıyorsak bunları yavaş yavaş yapacağımızı sembolize eder. Hatta bazen arada üşengeçlik duygumuzun da ağır basabileceğini sembolize eder arkadaşlar. Aynı zamanda da arkadaşlar tılsımların prensi bu dönem yemek yapmayı seveceğiniz bir dönem ve yemeği seveceğiniz bir dönem arkadaşlar. O yüzden bu dönem kilolara birazcık dikkat diyorum sevgili oğlaklar için. Hadi bakalım. Ha ayrıyetten arkadaşlar bir de tılsımların prensi bir de bize işaret verir. Der ki bu dönem birazcık kenara para at, para biriktir. Evet sevgili oğlaklar için ikinci kartımız. Hadi bakalım. Sevgili oğlaklar, o güçlü arkan çıktı arkadaşlar. Aziz kartı. Bu da nedir arkadaşlar? Bu dönem hayatınızın istikrarlı bir şekilde devam edeceğini sembolize eder. Bu dönem vallahi sizden tavsiye alan insanlar yaşadı. Çünkü hakikaten gerçek anlamda tecrübelerinizi paylaştığınız insanların da çok olumlu sonuçlar alacağı bir dönem sizler için. Ve bu dönem birazcık çevrenize karşı öğretmen gibi hissedebilirsiniz kendinizi ve birçok tavsiye verebilirsiniz çevrenizdeki insanlara. Deneyimlerinizden alakalı, bu iş deneyimi olabilir, ilişki deneyimleri olabilir. Bunlarla alakalı insanlara, insanlarla deneyimlerinizi paylaşabilir, onlara yol gösterebilirsiniz bu dönemde. Fakat bu dönem burada da arkadaşlar, çünkü Aziz kartı, şöyle söyleyeyim, fiziksel olarak aktif olmamayı da sembolize eder. Yani bu dönem spordan da birazcık uzak durabilirsiniz. O yüzden zaten tılsımların prensinde de ne demişti? Yemek yapmayı, yemeği sever demiştik. O yüzden bu dönem ciddi anlamda yediğinize içtiğinize birazcık dikkat etmekte fayda var sevgili oğlaklar. Ve bu kart aynı zamanda arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Birikim yapmamızı tavsiye eder bu kartta bizlerin. Aynı zamanda arkadaşlar şöyle de söyleyeyim ben size. Nasıl tercüme ederim ben size bunu? Eğer koleksiyon veyahut antikayla uğraşmaya karar verdiyseniz bu dönem çok güzel parçalar bulabileceğinizi de sembolize eder aynı zamanda. Ve ekstra iyi bir karttır. Özellikle koleksiyon ve antika İşiyle uğraşan arkadaşlar için bu dönem hakikaten gayet güzel şeyler bulabilirsiniz. Fakat bu dönem sabretmemeye özen gösterin arkadaşlar şu anlamda. Yani üstünüze bir konuda çok baskı vardır. Ne bileyim, baskı altındasınızdır. Karşınızdaki insanı kırmamak için de ses çıkartmıyorsunuzdur. Fakat bu dönem
sesinizi biraz çıkartmanız gerektiğini de sembolize eder bu kart. Neden? Arkadaşlar, çünkü bu kartın negatif etkisi şudur. Sabredip sabredip çok büyük bir patlama. Yani kasıp kavurursunuz önünüzdekini. O yüzden direkt arkadaşlar, herhangi bir problem varsa veya kötü bir şey hissediyorsanız karşınızdaki insana oturun bunu, ki bu dönem ilişki anlamında, anlatma, komünikasyon anlamında çok iyi bir dönem sizin için. Ve güzel bir dille karşınızdaki insanı uyarabilirsiniz veya neden hoşlanmadığınızı anlatabilirsiniz karşınızdaki insana. Çünkü eğer patlarsanız sonuçları da ağır olabilir arkadaşlar. Yani ne bileyim, çok sevdiğiniz bir arkadaşınızdır ama bir şeylerine göz yumuyorsunuzdur ve o yüzden de patlama noktasına getirebilir sizi. Ve çok sevdiğiniz, kırmamanız gereken bir arkadaşınızdır ve patlayıp şey yapabilirsiniz, ilişkinizi de zedeleyebilirsiniz bu bağlamda. Hadi bakalım sevgili oğlaklar için son kartımız. Arkadaşlar, kupaların üçlüsü. Ama sabrettiniz, tutkulu, arzulu, çalıştınız. Ki bu da yani çalışkanlık demek ki, üşengeçlik olmayacak bu dönemde. Çünkü neden arkadaşlar? Kupaların üçlüsü. Kararı vermişsiniz zaten geçmişte. Evet, çalışmışsınız, etmişsiniz ve kutlama kartıdır arkadaşlar. Herhangi bir olayın kutlamasını yapacağınız gayet olumlu bir dönem arkadaşlar. Bir takım arkadaşlar için bir kurstan diploma, diplomayı yani bir kursu iyi bir dereceyle bitirme, üniversiteyi iyi bir dereceyle bitirme veya üniversiteden diplomanızı alma bu dönemde. Aynı zamanda vatandaşlık başvurusu yapmış arkadaşların vatandaşlık başvurularının olumlu sonuçlanacağını temsil eder. Düğün hazırlığı arkadaşlar, düğün hazırlığı, buluşma, ortaklık, yani ne ararsanız var arkadaşlar. Parti, dedikodu bu dönemde arkadaşlar. Yani aynı zamanda da ilişkide bir sonraki adımı temsil eder. Fakat arkadaşlar, şunu da söylemekte fayda var. Evet, bir takım yeni tanışmalar, arkadaşlıklar, vize başvurularında olumlu sonuçlar. Evet, her şey okey. Fakat sevgili oğlaklar için bir de bu kart şeyi sembolize eder arkadaşlar. Tek gecelik aldatma, tek gecelik ilişkiyi sembolize eder. Sizin hayatınız, sizin kararınız, bu konu hakkında yorum yapmak da kimseye düşmez. Hayatınızı nasıl istiyorsanız öyle yaşayın arkadaşlar. Ama karşı taraf için de eğer erkek arkadaşı veya bayan arkadaşı oğlak burcuysa bu dönemde o birazcık sıkıntı olabilir karşı taraf için arkadaşlar. Ve bu dönem bir de aynı zamanda bir de ters yönü bu kartın arkadaşlar, insanlardan sıkılıp kendinizi birazcık izole de etmek istiyor olabilirsiniz sevgili oğlaklar. Evet sevgili oğlaklar, sizler için 13-19 Kasım arası tarot yorumum böyleydi. Kasım ayın full videosuna kanalımdan ulaşabilirsiniz. Mükemmel bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın.